YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün sadece 4 malzemeli pişmeyen nefis bir pasta hazırlayacağım. Hazırlama süresi çok kolay. Pastayı yaptıktan sonra isterseniz derin dondurucuya koyabilirsiniz. Dondurucuda çok uzun süre durabilen bir pasta. Çıkarttığınızda biraz yumuşayınca da servis yapılabiliyor. Öncelikle 2 paket kakaolu petit beurre bisküviyi rondoda kum haline getireceğim. Tarifteki ilk malzemem kakaolu petit beurre bisküviydi. İkinci malzemem de bir kutu krema. Şimdi kremayı ocağa koyacağım. Kaynatmadan sadece ısıtacağım. Kenarları balon balon olduğu zaman altını kapatabilirsiniz. Çikolata eriyecek kıvama gelmesi yeterli. Kremayı da ısıttım. Tarifteki üçüncü malzemem de çikolata. Biraz sıçradı. 160 gram kadar, 150-160 gram çikolata kullandım. Sütlü bitter, karışık. İsterseniz sadece bitter de yapabilirsiniz. Benim bitter biraz daha fazlaydı, %40'a %60 gibi. Şimdi kremanın sıcağında bunu karıştırıp eriteceğim. Tarifteki son malzemem de bir adet muz. Eğer elinizde kararmış muzlar varsa onlarla da yapabilirsiniz. Şimdi hazırladığım çikolata sosu da üzerine döküp çatalla ezeceğim. Çatalla ezdikten sonra tamamen bisküviler, muzlar, çikolatalı sos bütünleşene kadar karıştıralım. Önce çok fazla değil, o yüzden büyük bir kalıp kullanmayalım, çok ince olur. Benim de elimde böyle kare bir kalıp vardı. Normal küçük bir borcamda, tepside de yapabilirsiniz. Altına pişirme kağıdı koydum. Pastanın üzerine tamamen düzleştirdim. Eğer hemen servis yapacaksanız, aceleniz varsa yaptıktan sonra derin dondurucuda bir yarım saat 40 dakika durması yeterli. Ya da isterseniz dolabın altında 2-3 saat durduktan sonra da servise hazır oluyor. Dediğim gibi isterseniz her yerine streç filmle sarıp çok uzun süre derin dondurucuda tutabilirsiniz. Artık tam kesince kıvama geldi. Şimdi ben de tatlıyı kare kare dilimleyeceğim. Tatlı biraz kıvamlandıktan sonra kestiğinizde böyle çok net kare dilimler alabiliyorsunuz. Ben süsleme için biraz bitter çikolatayı erittim. Üzerine zikzak şeklinde geçeceğim. Üstüne renk atmak için de biraz fıstık ekliyorum.
Süslenmiş halleri de bu şekilde oldu. Çok kolay bir tarif, hatta sayfamın en kolay tariflerinden biri diyebilirim. Mutfaklarınız çok yoksa bile deneyin derim. Aynı zamanda ikramlık gibi de gözüküyor. Misafir geldiği zaman misafirlerinize ikram edebileceğiniz çok şık ve lezzetli ikramlıklar. Bir de kıvamına bakıyorum. İçi de bu şekilde. Tarifle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca videoları izledikten sonra yorum yapıp beni bırakmayı unutmayın. Bugünlük de videomuz sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.